herkese merhaba. Bu sefer de BİM'den yaptığım alışverişi size anlatacağım. Yanına A101'i de ekledim. A101'den çok fazla bir şey almadım. Şimdi hep birlikte bu poşeti kurcalayalım. Bu şekilde bir defter aldım. Deseni gerçekten çok güzel. Kalın kapak. Önce büyükleri bir aradan çıkaralım. Bu şekilde fon kartonu aldım. 50'ye 70, 10'lu. İçinde renk renk var. Ben daha önce de aldım. Yani her yıl alıyorum BİM'den bu fon kartonları ve gayet memnunum. Fazla fazla aldım tükenmesin diye. Çünkü yıl boyu benim tüm işime yarayacak. Evet, şimdi küçük parçalara gelelim. Şöyle çok tatlı hamburger deseni olan. Bu yumurtlayan kalem değil galiba. Yumurtlayan kalem, evet, bu yumurtlayan kalem. Şimdi hep birlikte açarız. Önce bir paketleri inceleyelim. Şu şekilde çift uçlu kalem var. Fosforlu. Muhtemelen bir tarafı ince, bir tarafı kalındır. Yine az sonra hep birlikte açarız. Şu şekilde tahta kalemi aldım. Baskılı bant aldım. İçinde 6 tane desen var. Az sonra hepsini inceleyeceğiz. Daha derinlemesine. Çevrilebilir mum boya. Ben bunları seviyorum. Tamam, belki renklerini tam vermiyorlar ama kullanımı kolay, güzel bir boyama kalemi. Bu şekilde de kurşun kalem aldım. Altılı. 3 renk var içinde. A101'e gelelim. A101'den ne almışım? A101'den 2 tane defter aldım. Bunlar çizgili. Yanında kırmızı çizgisi olan defter. Şu şekilde yapışkanlı not kağıdı. Ve bunun üstünde aldığım içinde bazı kalemler var. Onları denedim. Şu şekilde fosforlu kalemler aldım. Bunun üstünde denedim. Gayet başarılı sonuç veriyor. Ve şöyle küçük 2 tane fon kağıdı aldım. Hatta karton bu, kağıt değil. Yani kalın. Bu şekilde. İçinde kaç tane varmış? 10 tane renk var karışık. Ve renkleri gayet canlı ve güzel. Kalemleri birlikte bir yazalım. Bazı kalemlerin uçları kapalı olabiliyor. O yüzden yaza yaza da açmak gerekiyor. Bakın renkleri gayet güzel. Sanırım pembede biraz sıkıntı vardı. Yok, pembede gayet güzel. Şimdi bu mum boyalara bir bakalım. Onu da bir defterin içinde deneyeceğim. Hangi renkleri deneyelim? Kırmızı, mavi deneyelim. Şu şekilde arkadan açılıyor. Dediğim gibi böyle tam rengini vermiyor. Sanki kuru boyayla pastel boya arasında bir kıvamı var. Ama çocuklar için güvenli olduğunu düşünüyorum ben. Bu şekilde açılıyor ve kapanıyor. Şimdi bu iki tarafı da keçeli kalem olan iki uçlu kaleme bir bakalım. Yine kırmızı rengini deneyelim. İnce uç. Yazımı gayet güzel. Şimdi bu tarafa bakalım. Evet, burası da tahmin ettiğim gibi kalın uç. Gayet süper bir kalem. Bunu kesinlikle kaçırmayın derim. Kalemlerden devam edelim. Benim en çok hoşuma giden görsel olarak bu kalem. Bir inceleyelim birlikte. Hatta bu hamburger silgi. Evet, silgili kalem diyor çünkü. Ucu bu şekilde, normal bir kalem. Yalnız silgi çok ağır olduğu için
Yazı yazmakta küçükseniz eğer zorlanabilirsiniz. Hatta büyükseniz de zorlanabilirsiniz. Ben bununla yazmakta zorlanırım. Tamamen görseline aldanıp aldım. Şunlar çıkıyor mu? Evet, çıkıyor. Bu yumurtlayan kalem. Evet arkadaşlar, tek tek çıkıyor bunlar. Ve şu şekilde baştakini çıkartıyorsunuz. Sona takıyorsunuz ve alttan tekrar bir kalem geliyor. Bunlara yumurtlayan kalem deniyor. Bizim zamanımızda daha şekilsizdi yumurtlayan kalemler ve çok hoşumuza giderdi. Şimdi daha şekilli, daha güzel kalemler çıktı. Kaçırmayın derim. Şimdi baskılı banta gelelim. Buna washi tape diyorlar ama Türkçe baskılı bant yani. Evet, bir tanesini deneyelim. Şu karpuz ananas görüntülü olanı bir deneyelim. Tabii ucunu bulabilecek miyim? Evet. Bunu da defterimize yapıştıralım. Şu şekilde. Tam da iki çizgiye denk geliyor. Yani defterlerinizi düzenlemek ve süslemek için kullanabilirsiniz. Bu şekilde diğerlerini de açalım. Çiçekli. Ve bulut desenli. Evet, benim bu alışverişte en beğendiğim BİM'den aldığım o büyük fon kartonu. Bu baskılı bantlar. Bu iki tarafı farklı boyutlara ait. Çift uçlu, fosforlu kalem. Yumurtlayan kalem. Hamburger silgili. Bunları BİM'den aldım. Bu fosforlu kalemler de A101'den aldım. Çok güzeller. Bence kaçırmayın derim. Defterlerinizi de okul alışverişiniz için defterlerinizi de bu marketlerden tamamlayabilirsiniz. Ama kağıt yapılarına dikkat ederek alırsanız daha iyi olur sizin için. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi alışverişler.